Farklı bir alıntılarla yaşıyorum videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Başlıkta da gördüğünüz gibi bu videoda tam olarak kitap okumanın namazlar olan katkısından bahsetmek istiyorum. Aslında bu tür dinle alakalı videoları çok eskiden beri beni takip eden arkadaşlar benim çektiğimi biliyorlardır. Fakat yine de böyle nadir olarak geldiği için bu tür videoların değerli olduğuna inanıyorum. Umarım siz de bu videoyu seversiniz ve faydalı bulursunuz arkadaşlar. Bu videoyu izleyenlerden kanalıma abone olanlardan biri değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü bu videoda gerçekten çok değerli, çok güzel şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar sizin için konuyu uzatmadan direkt olarak e, kitap okumanın namazlar olan e, katkılarından bahsetmek istiyorum. Tabii ki de kendi hayatımı örneklendirerek bundan bahsedeceğim. Bence ilk olarak arkadaşlar e, kitap okumayla namazların e, kesiştiği noktalardan bir tanesi hayattaki anlamsızlığın ve materyalizmin farkında olup e, anlam arayış yolumuza bizi sevk edebiliyor olması bu ikisinin. Yani aslında kitap okumak da bir anlam arayışı olabilir ve yine aynı zamanda namaz kılmak da bizim anlam arayışımız olabilir. Aslında bu ikisinin de birleştiği nokta bence hayattaki anlamsızlığımızın üzerine gidip kendimize bir anlam arayışı yolu belirtmemizden dolayıdır. Biz mesela anlam arayışımız konusunda bazı kitaplar okuyoruz, psikoloji kitapları falan okumayı seviyoruz. Ben de zaten bu konuda bir video yayınlamıştım kanalımda. İşte tam olarak o kitaplarda yazan şey de aslında bir dinin de anlam arayışı yolumuzu oluşturabileceği yönünde şeyler vardır. Bence insan namaz kıldığında o anda Allah'la birlikte olduğunda, hatta Allah'la konuştuğunda aynı kitap okuma sürecinde olduğu gibi o anı yaşadığının bilincine de sahip oluyor ve bence anlam arayışı yolumuzu oluşturan taşlardan bir tanesinin ben kesinlikle bu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İnsanlar böyle e, anlamı bulmak için ne bileyim mutluluğu bulmak için çok fazla zorlayabiliyor kendileri fakat aslında günde 5 vakit buna zaman ayırdığınızda gerçekten de hayattaki anlam arayışı yolunun ne kadar da basit şeylerden oluştuğunu fark ediyorsunuz. İşte şimdi tam da başka bir katkısına geçmek istiyorum arkadaşlar kitap okumanın. Gerçekten de aslında kitap okumak bize canlı bir yaşama farkındalığı sağlıyor. Yaşadığımızın bilincini kitaplardan aslında biz sağlıyoruz. Çünkü özellikle de zaman hakkında yazan yazarlar olan Ahmet Hamdi Tanpınar, Marcel Proust ya da işte filozoflardan Henry Bergson gibi insanlar zamanı nasıl kaliteli geçirebileceğimizi, şimdiki zamanın geçmiş zamanın kalıntılarıyla birlikte devam ettiğini bize kanıtlayan yazarlar olmuşlardır. İşte aslında biz bu yazarları okuyarak namaz sürecinde de o an yaşadığımızın bilincine sahip olabiliriz. Çünkü gerçekten de orada işte bir yani e, Fatiha suresini mesela okuduğunuzda sizi o sureyi o anda düşündüğünüzde, o anlamı e, o anda hissettiğinizde çok daha boyum aldığınızı hissediyorsunuzdur eminim ki. İşte bence kitap okumanın katkılarından bir tanesi biz o yazarları okuduğumuzda gerçekten de e, namazlarda okuduğumuz şeylerin de farkındalığına daha çok sahip olabiliyoruz diye düşünüyorum. Bu yaşama bilinci konusundaki farklı düşüncelerimden bir tanesi de günümüzü gerçekten de aslında çok çok iyi bölebiliyoruz. Yani evet şu anki kapitalist dünyada iş dünyasında bunu yapabilmek çok zor. Bunu ben de farkındayım. Fakat e gününüzü 5'e böldüğünüzde bu şekilde namazları gününüze göre değil gününüzü namazlara göre ayarlayabildiğinizin farkına varıyorsunuz ve bence bu gerçekten inanılmaz bir yaşam yaşam bilinci ve yaşamını planlama düşüncesi katıyor diye düşünüyorum insana. Çünkü hareketlerinizi bu sefer namaz vakitlerine göre ayarlamaya başlıyorsunuz ve aynı işte Marcel Proust'un Kayıp Zaman izinde serisinde olduğu gibi gerçekten de o anı o anda yaşamanızın gerektiğinin farkına varıyorsunuz ve bence bu gerçekten eşsiz bir katkı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bence diğer katkılardan bir tanesi de tabii ki de bakış açımızı genişletmek olması arkadaşlar. Bazı insanlar görüyorum işte sırf Allah'a inandığı için ya da Allah'a inanmadığı için dışlanıyorlar mesela. Bence bunların ikisi de yanlış çünkü insanlar isterse Allah'a inanır, isterse başka bir şeye inanır. Aslında bir şeye inanan ya da inanmayanlara karışan insanlar bence daha da psikolojik sorunları olan insanlar oluyorlar. Ben gerçekten ne inanana ne de inanmayana karışmam çünkü eğer insan kendi içinde bir şey yaşıyorsa, çevresine doğruyu aktarmak için bir çaba sarf ediyorsa o benim için anlamlı bir anlam arayışı yolu olduğunu düşünüyorum. İşte şimdi tam da bu konudan bahsetmek istiyorum biraz da. İşte tam da bu konuda bakış açısını genişletmekten bahsettiğim şey de bu. Kitap okumak bize nasıl böyle açık bir zihin ve daha böyle açık görüşlü bir insan haline getiriyorsa bizi bence namaz kılmaya da etkisi bu olmalı arkadaşlar. Çünkü bir insan işte namaz kılmıyorsa onu suçlamak yerine ona güzel ve iyi şeyler söyleyerek belki de o yöne sevk edebiliriz. Ya da yine aynı şekilde kitap okumaktan sağladığımız farklı pencereleri yine namaz ve din sürecimize entegre edebiliriz. Bunun tabii ki de çok farklı yöntemleri, çok farklı hayat yaşayış biçimleri var. Bence zaten namaz sadece bir yani hareketler bütününden ibaret değildir. Bence bir yaşayış biçimidir arkadaşlar. Şimdi benim için daha da özel olan katkılarına geçmek istiyorum. Bunları biraz videonun sonlarına doğru koymaya başlayacağım. Çünkü videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar benim için her zaman daha değerlidir biliyorsunuz ki. Bir diğer katkısı da arkadaşlar bence e, ...fanilik ve dünyanın geçiciliğinin farkında olmaktır arkadaşlar. Çünkü biz e, işte kitap okurken bir düşünceye sahip olabiliyoruz. işte ya, ya milyon tane kitap var hani bunların hepsini nasıl bitireceğim falan gibisinden bir düşünceye giriyoruz ya... ...zaten hiçbir zaman bitiremeyeceksin kardeşim. Hani anlıyor musun o kitaplar hiçbir zaman bitmeyecek, yetişemeyeceksin. Ve zaten yetişemediğin için e, kitapların ardından koşturuyoruz ya biz de... ...hiçbir zaman tamamlanmayacağımız için, kendimizi her zaman yetersiz hissedeceğimiz için onların peşinden gidiyoruz diyoruz ya. İşte aslında namaz kılmada da böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. İnsan gerçekten o anda onu yaşarken ne kadar fani olduğunun, hayatın ne kadar da geçici olduğunun bilincine varıyor. İşte ben de bazı yazarlardan bu katkıyı aldığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Özellikle de işte mesela Tolstoy'un olgunluk dönemi ürünlerini okuduğunda hayatın ne kadar da geçici olduğunu ve insanlara ne kadar böyle katkı sağlamanın ne kadar anlamlı bir şey olduğunu fark ettiğimi söyleyebilirim. İşte kitap okumak gerçekten de sizin dininizi ve kıldığınız namazları güçlendirebilen bir şey oluyor arkadaşlar bence. Bir diğer önemli katkısının da kurtuluşu insanlarda değil sadece Allah'ta aramak olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar biz e, yeni insanlarla tanışmak istiyor olabiliriz yani milyonlarca insanla tanıştığınızı düşünün e, şöyle bir e, karşılaştırma yapın e, 7 milyar insan böyle karşınızda ve e, bir tarafta da sadece Allah olduğunu düşünün yani bu ikisi arasında o kadar çok fark var ki o 7 milyar insan sizi mutlaka bir gün hayal kırıklığına sürükleyecektir. Fakat yüzünüzü Allah'a döndüğünüzde aslında hayal kırıklığıyla karşılaşmadığını görüyorsunuz. Çünkü o bizi hiçbir zaman terk etmiyor. Bize hiçbir zaman darılmıyor. Bizim her zaman yanımızda olan bir aslında yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Ve bu sayede de aslında ben tam olarak kurtuluşun insanlarda değil de tanrıya inanmakta olduğuna inanıyorum. Tabii ki de bunun Tolstoy'un olgunluk dönemi düşünceleriyle bağlaştığını da söyleyebiliriz. Bunu kitaplarla nasıl bağdaştıracaksın diye soran arkadaşlara hemen cevabımız geliyor arkadaşlar. El cevap. Aslında bugüne kadar okuduğumuz kitapların pek çoğunda işte özellikle de bu insan varoluşunu, birey varoluşunu anlatan kitaplarda yani işte Suç ve Ceza, Yabancı, Aylak Adam, zamanımızın bir kahramanı gibi kitaplardan bahsediyorum. Bu tür kitaplarda genel olarak ana karakterin etrafında oluşan bazı karakterler vardır ve bu karakterler ana karakteri sürekli darlar, sürekli hayal kırıklığına sürükler, sürekli acılar içerisinde kıvranır bu karakter. Ve bunun sebebi tamamen diğer insanlardır arkadaşlar. Yani bunun sebebi e, sosyal çevredir. Bunun sebebi toplumdan gelen hayal kırıklıklarıdır. İşte aslında e, kitaplardan bize sağladığımız bu katkılardan bir tanesi de bu. Etrafımızdaki insanların gereksizliğinin, e, onların bize sağlayacağı hayal kırıklıklarının farkında olarak gerçekten de manevi ve daha yüce şeylere yönelmemizden dolayı ben bu tür bir video yapmak istedim. İşte tam olarak aslında kitaplardan sağladığımız bu katkılardır katkıyı da bence yine namazlarda ve Allah'a yönelmede bulabileceğimize inanıyorum. Kitap okumanın namazlar olan bir diğer katkısı da arkadaşlar bence ölüm bilincidir ve bu videoda söyleyeceğim son yönlerden bir tanesi de ölüm bilinci olacaktır. Bu videoda yavaş yavaş ölümüne doğru yaklaşırken aslında biz de yavaş yavaş ölümümüze doğru yaklaşıyoruz. Yani şu an bu videoyu izleyen bütün insanlar da ölümüne doğru bir adım atmış oluyor. Ama ben ölüm hakkında konuşmayı nedense çok seviyorum. İnsanlar bu konuyu sanki böyle çok karamsar, çok depresif, çok melankolik bir şey olarak görüyorlar. Fakat ben ölümün öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ölüm iyi ki var diyorum. Çünkü e, doğumumuz nasıl doğal oluyorsa Albert Camus'un dediği gibi ölümümüz de bence iyi ki doğal oluyor arkadaşlar. İyi ki intihar etmeyip insanlara bir şeyler sağlayabiliyoruz. Bir şeyler katkı sunabiliyoruz. Bu şekilde hiç tahmin etmediğimiz katkılarda bulunuyoruz. Ben mesela bu videoyu çektikten sonra binlerce insan bu videoyu izleyecek. Hayatındaki küçücük bir noktaya dokunmuş olacağım o insanların ve gerçekten bu benim için çok değerli bir şey. Ben şu an kendi mesleğimi yapsam e, muhtemelen böyle bir şey yapamıyor olacaktım ama sizin sayeniz de bu kanalda bu şeyleri anlatabiliyorum size arkadaşlar. İşte ben de tam bu yüzden mesela Oğuz Atay'ın mezarının yanına gittim, Tezer Özün'ün mezarının yanına gittim, e, Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan Veli, Turgut Uyar bunun gibi yazarlarımızın mezarlarının ve bedenlerinin yanına gittim. Ben özellikle de hani hiçbir şey yapmıyorsam böyle bir mezarlığın yanından geçiyorsam orayı bir görmek amacıyla giderim. Çünkü o insanlar kim bilir neler yaşadı, hayatta nelerle karşılaştı, kimleri sevdi, e, hangi ölümleri ölmedi de o zamanki hayatına devam edebildiği şeklinde düşüncelere girerim. Bence ölüm hakkında düşünmek hem bana kitapların sağladığı bir şey hem de namazın sağladığı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela Dante'nin ilahi komedya kitabını okurken bile aslında onun bir uyarı kitabını olduğunu bilmeniz gerekir. Çünkü işte orada cehennem, araf, cennet kısımlarını Dante nelerle karşılaşabileceğimizin bir spoiler olarak yazmak istemiştir. Kısaca bir özet vermem gerekirse. Biz de aslında namaz kılarken, bir dine inanırken, bir yaratılırken varlığına inanırken öleceğimizi bildiğimiz için ve ölümden sonra da bir hayatın varlığına inandığımız için aslında bunları yapıyoruz ve ben de bu videoda zaten yaptığınız şeylerin biraz daha farkında olarak bunları yapmanızı istediğim için aslında böyle bir video çekmek istedim. Bu videoda buraya kadar arkadaşlar. Bu videoya gelen yorumları gerçekten merak ediyorum. Umarım size iyi gelen bir video olmuştur. E, kitap okumanın size olan katkılarını siz de yorumlarda yazabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklayabilirsiniz. Çünkü bu bu tür videolar gerçekten bu kanalda çok nadir geliyor çünkü e, sürekli bu tür videolar çeksem işte sen gösteriş amacıyla bunları yapıyorsun sen propaganda yapıyorsun sen işte İslam evangelisti falansın gibisinden tepkiler gelecektir. Ama nedense e, sosyal medyada bu tür hani Müslümanlıkla ya da İslamla alakalı içerikler pek göremiyorum ya da e, ne bileyim daha çok böyle ateizm ve materyalizm biraz daha ön plana çıkarılmaya çalışılıyor gibi hissediyorum. Tabi bu de, bu benim tamamen kendi düşüncem ama bence. E, yine yine de bu tür konulardan bahsetme gayreti içerisinde bulunmamız gerekir diye düşünüyorum. Umarım bu video size bir şeyler sağlayabilmiştir, bir şeyler katkı olmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar size. Kendinize iyi bakın ve görüşmek dileğiyle.